Teknoloji Ok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Samsung yeni katlanabilir ekranlı telefon modellerini tanıtmıştı. Fold 5 ve Flip 5. Bizler de bu telefonlardan Flip 5'i incelemek için Marmara Forum'da yer alan MediaMarkt mağazasına geldik. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Evet, bilindiği gibi katlanabilir ekranlı telefon denildiğinde aklımıza gelen ilk markalardan birisi de Samsung ve kısa süre önce yeni Z serisi yani katlanabilir ekran telefon modellerini tanıttılar. Bunlardan dikkat çekeni Z Flip 5'ti arkadaşlar. Çünkü neden? Fold 5'te çok fazla bir tasarımsal yenilik yoktu ama Z Flip 5'te önemli bir tasarımsal yenilik karşımıza çıktı. Bu da nedir? Gördüğünüz gibi daha da büyümüş olan dış ekran ya da kapak ekranı. Biliyorsunuz Z Flip 4'te kapak ekranı biraz daha küçüktü. Hemen şu kameraların altında yer alıyordu. Flip 5'te ise ekran tamamen büyümüş ve neredeyse kapağın büyük bir bölümünü, hatta tamamını kaplıyor diyebiliriz. Sadece şu kameraların bulunduğu alanda ekran yok. Dolayısıyla geri kalan bütün kapak yüzeyinde büyük bir ekran söz konusu. Elbette bu ekranın büyümesi bazı avantajları da beraberinde getiriyor. Z Flip 4'te yer almayan pek çok özellik Z Flip 5'te mevcut. Bu açıdan baktığımız zaman arkadaşlar gelen mesajları bu ekrandan yanıtlayabiliyoruz. Ya da bu ekrandan yeni bir mesaj yazabiliyoruz. Daha da iyisi bu ekrandan YouTube, Netflix, Disney Plus gibi uygulamaları açıp seyredebiliyoruz. Yani pek çok uygulamayı kullanmak için telefonu açmamıza artık gerek yok. Direkt olarak arkadaşlar kapak ekranından birçok uygulamayı verimli bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Bilindiği üzere Samsung Qualcomm ile yaptığı özel bir anlaşmadan ötürü Yonga setlerini kendine özel olarak ürettiriyor. Burada overclock yapılmış Yonga setlerinden bahsedebiliriz. Yine Z Flip 5'te de Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti var. 4 nanometrelik bir Yonga seti ama az önce de belirttiğim üzere Samsung'a özel olarak tasarlanmış bir Yonga seti diyebiliriz. Çünkü bu Yonga setine overclock işlemi uygulanmış. Dolayısıyla piyasadaki cihazlarda yer alan Snapdragon 8 Gen 2 Yonga setlerine göre biraz daha performanslı çalışıyor. Evet, RAM tarafına baktığınızda 8 GB'lık bir RAM alanının olduğunu görüyoruz. Tabii artık günümüzde sanal RAM kullanımı yaygınlaştığı için RAM kapasitesinin öyle 16-24 gibi yüksek rakamlara çıkması da gerek kalmıyor. Neden? Çünkü SSD tarafında, daha doğrusu dahili depolama tarafındaki bir hafızayı biz artık RAM olarak da kullanabiliyoruz. Bu cihazın dahili depolamasına baktığımız zaman 256 GB'lık bir dahili depolama alanına yer verildiğini görüyoruz ki bu da günümüz şartlarında gayet yeterli diyebiliriz. Gelelim cihazımızla ilgili bir diğer önemli özelliğe, tabii ki kameralara. Burada arkadaşlar Z Flip 4 ile Z Flip 5 arasında ufak farklar var ama yine 12 megapiksellik geniş açı ve yine 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerasının kullanıldığını görüyoruz. Günlük kullanımda gayet yeterli bir performans sunuyor bizlere. Dilerseniz bu telefonla çektiğimiz fotoğraflara şimdi beraber göz atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Z Flip 5'in fotoğraf performansı son derece tatminkar diyebiliriz. Şimdi gelelim yeni cihazla birlikte gelen en önemli özelliklerden bir tanesine. Bilindiği üzere katlanabilir telefonlar çıktığından beri hallolmayan bir sorun vardı. O da telefonun tam olarak katlanamamasıydı arkadaşlar. Yani şurada ne kadar siz normal katlanmaya çalışsanız bile menteşe yapısından ötürü bir aralık kalıyordu. Fakat Samsung bunu Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinde çözmeyi başarmış. Yani artık telefonu tutup
Katladığınızda tam olarak katlandığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir aralık vesaire söz konusu olmuyor arkadaşlar. Bu noktada şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Kafanıza şu soru takılabilir. Ya ben bu telefonu aldım, hani katlanırken ekrana bir zarar gelir mi mesela? Kesinlikle hayır. Şöyle bir istatistik var. Samsung bu ekrana yaklaşık olarak 5 yıllık bir ömür biçmiş arkadaşlar. Yani günde telefonu 100 kere açıp kapasanız dahi, şu şekilde 100 kere açıp kapasanız dahi telefonun ekranı 5 sene boyunca zarar görmüyor ki. Günümüzde artık bir telefonun kullanım oranının 2 ya da 3 sene olduğunu düşünürsek Samsung'un verdiği garanti süresinin hayli hayli yeterli olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Şimdi son olarak gelelim telefonumuzun batarya kısmına. Galaxy Z Flip 5'te arkadaşlar 3700 mAh'lık bir batarya var. Bu bataryanın günü kurtardığını söyleyebiliriz. Fakat şu var, eğer çok yoğun telefon kullanıyorsanız bazen gün içinde şarj etmek zorunda kalabilirsiniz ama genel itibariyle telefonu normal bir şekilde kullandığınız zaman, yani 5-6 saat oyun oynamadığınızı farz ediyorum, normal bir kullanımda sosyal medya olsun, telefon görüşmeleri olsun, ufak kısa oyun deneyimleri olsun, bu süreçte bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Zaten telefon hızlı şarj desteğine de sahip, kutu içerisinden şarj adaptörü çıkmıyor fakat orijinal kablo ile birlikte kullandığınız zaman diğer şarj adaptörleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Galaxy Z Flip 5 arkadaşlar genel itibariyle başarılı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kapak ekranının büyümesi pek çok avantajı da beraberinde getirmiş durumda. Özellikle kaliteli selfie fotoğrafları çekmek isteyenler için ana kameraların aynı bir ön kamera olarak kullanıldığında belirtmemiz gerekiyor. Neden? Şu power tuşuna çift olarak bastığınız zaman direkt olarak ana kameralar açılıyor ve şöyle kendinize tutarak çok muazzam selfie'ler çekebiliyorsunuz. Tabii ki bunun yanında ön tarafta da bir kamera mevcut ama genel itibariyle kullanıcıların fotoğraflar için, selfie'ler için ana kameraları tercih ettiğini sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Evet, bu videoda Z Flip 5'in öne çıkan özelliklerine yer vermeye çalıştık arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.